Zor da olsa almayı bildik. Şampiyonluk yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bu penaltı pozisyonunun %100 penaltı olması bu kadar barizken gerek Çağdaş Hoca'nın, bütün ekibinin ve Başakşehir'li bütün yedek kulübedeki oyuncuların bu kadar agresif, sert, bu kadar net, bariz olan pozisyona tepki göstermelerini gerçekten anlayamadık. Şimdi artık tabii Türkiye'de bu algı işleri nasıl yürüdüğünü bildiğimiz için şimdi herkes bu penaltıyı konuşuyor. Bu penaltı üzerinden algılar başladı bile Fenerbahçe lehine. Sizi 15 dakika bir erkene götürmek isterim. Batu Şahin'in orada bir ikili mücadelesinde Başakşehirli oyuncunun net bir penaltısı var. Hadi bunu maçın dinamik temposu içinde hakem gözden kaçırmış olabilir. Ancak mesela nasıl VAR çağırmaz? Hatırlarsanız VAR hakemi açıklandığı zaman biz bir camia refleksimizi gösterdik az da olsa. Endişelerimizi dile getirdik. Bu endişelerimize ne kadar haklı olduğumuzu bir kere daha gördük. Yani 90. dakika durumu kurtarmasak belki de büyük bir darbe yiyecektik. Şimdi bunun bu şekilde gündem olmaması, anlık gündemden bahsediyorum. Sebeplerinden bir tanesi bu pozisyon olduktan tam 9 dakika sonra yayıncı kuruluş pozisyon tekrarını gösterdi. Bu da aslında canlı yayının olağan akışına aykırı bir durum. Yani yönetime geldiğimizden beri uzun süredir mücadele verdiğimiz dinamiklerden bir tanesi de bu. Yani hem VAR ayrı çağırmıyor pozisyonu, kontrol etmiyor, hem de maalesef yayıncı kuruluş bu pozisyonu tam 9 dakika sonra, olay soğuduktan sonra tekrar gündeme getiriyor. Bu gibi algılarla, bu gibi dinamiklerle biz savaşmaya devam ediyoruz elimizden geldiği kadar. Herkes istediği gibi karşımıza dikile dursunlar. Biz şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz. Camiamız dimdik ayakta. O eski kırılgan Fenerbahçe'yi bekleyenler daha çok beklerler. Onu da söyleyeyim. Özetlersek taraftarımıza, takımımıza ve teknik direktörümüze çok çok teşekkür ediyorum. Bununla beraber şimdi söyleyeceğim, üzülerek söyleyeceğim. Bazı gerginliklerde baş aktör olarak en ön plana çıkan Deniz Türüç bizim eski oyuncumuz. Yani Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımamaya başladı. Ben şimdilik sadece yazıklar olsun diyeyim. Ama taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir. Çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu yolculuğu birlikte yapalım istiyorum ve umarım 2036'da dünyanın en önemli spor şölenini İstanbul'a kazandırırız. Çok yakışacağını düşünüyorum. İstanbul hem bulunduğu konum itibariyle hem tarihi olarak da baktığınızda bence eksiklik hala olmaması. İnşallah bunu kazandırırız ve o dönemde içinizden hem oynayanlar olur hem yönetenler olur. Ama Eczacıbaşı kulübü zaten muhtemeldir ki o tarihte de olimpiyatlarda sporcusu olan bir kulübümüz olacaktır.